Antakya'da hemen hemen her mahallede bir taş fırın var. Burada hem o fırında hazırlanan ürünler satılıyor, hem de mahalle halkının evinde hazırlayıp getirdiği yemekler pişiriliyor. Taş fırının o benzersiz ateşiyle ortaya nefis ötesi domates, biber, patlıcan közlemeleri, katıklı ekmekler ve tepsi yemekleri çıkıyor. Sadece evler değil, restoranlar da taş fırınların müdavimi. Birçok mezenin pişirilmesi için onlar da taş fırınlardan hizmet alıyor. Hatay halkı bu konuda hemfikir. Herkes taş fırında pişen yemeklerin evde ya da restoranda pişirilenden çok daha lezzetli olduğunu söylüyor. Geceden hazırlıyorum. Sabah işe gelirken hemen fırına veriyorum. Akşam çıkışta fırından alıyorum veya fırıncı eve gönderiyor. O anlamda hani çalışan bayanlara büyük bir kolaylık. Kasaba et söylüyoruz mesela. Eti söylediğimiz zaman kasap direkt fırına getiriyor. Fırında odun ateşinde pişiyor. Ya evdeki fırın lezzetinden ziyade odun ateşini tercih ederim. Her semtte bu fırınlardan muhakkak vardır. Her semtte. Antakya'nın neresine giderseniz gidin, sokak fırınlarından karşılaşabilirsiniz. İşlerimiz evlerden katıklı geliyor bizlere. Ispanaklı olsun, çekelekli olsun, biberli olsun, lahmacun her şey geliyor. Nasıl isterlerse yapıyoruz. Biz de böyle hazır da yapıp satıyoruz. Müşteri kendi getiriyor, onu da yapıyoruz. Mesela bu müşterinin evden getirmiş olduğu. Böyle 1/2 küçük yapıp evlerine kadar gönderiyoruz. Dışarıda hazırı da var, bizim kendi içimiz var, kendi yaptığımız onlar da var. İsteyene hazır da veriyoruz, kendisi getirdiğinde de onlarınkini de hemen yapıyoruz. Patlıcan, domates, biber, et, tavuk, balık ne isterse, ne aklına gelir, börek ne isterlerse getiriyorlar, hepsini pişiriyoruz. Peki, taş fırın ve diğer geleneksel araçlar Hatay gastronomisi için ne ifade ediyor? Hatay'da buluşalım, birlikte keşfedelim.